Hepiniz bu vesileyle hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, tabii biz hem 5 yıllık bakanlık dönemimizde hem de genel müdürlüğümüz döneminde Trabzon'umuza, Karadeniz'imize çok güzel hizmetler yaptık. Bununla da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Nerede bir afet olsa bu kardeşiniz hemen iki saat içinde orada kardeşlerimizin yanına koştu. Trabzon'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da seller oldu. Biz oradaydık. Milletimize söz verdik. Trabzon'da gidin bakın o verdiğimiz sözler şimdi vatandaşlarımızın huzurla, güvenle oturduğu yuvalara dönüştü. O verdiğimiz sözler şimdi Karadeniz'in çocuklarının huzur içerisinde, güven içerisinde oynadığı millet bahçelerine dönüştü. O verdiğimiz sözlerle birlikte Trabzonumuzda Trabzon'un tüm ilçelerinde biz oftan başlayın çok altını çizerek söylüyorum. Sürmenesinde, Hayrat'ında, Çaykarasında, Beşikdüzü'nde, Ortahisar'ında, Akçaabat'ında, Arsininde yine bu manada Trabzon'un her noktasında, her ilçesinde, her yaylasında izi olan bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Ve biz hep Karadenizli kardeşlerimizle uyum içerisinde çalıştık ve çalışma arkadaşlarımız da hep işte Trabzonlu abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Biz bu manada da aslında ülkeye hizmeti başta Karadenizli Cumhurbaşkanımızdan, ondan sonra da beraber çalıştığımız bakanlarımızdan, genel müdürlerimizden öğrendik. Biz de onlardan aldığımız bayrağı aynı şuurla, aynı anlayışla Trabzonumuza, Karadenizimize, ülkemizin 81 iline hizmet ederek yaptık. Hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, dedikoduların tarafında olmadık. Her zaman üreten tarafta olduk, hizmet eden tarafta olduk. Gittik, meydanlarda söz verdik. O sözlerimizi hamdolsun gerçekleştirdik. Şimdi Trabzon'un meydanına gittiğinizde orada o tarihin gün yüzüne çıktığını görürsünüz. Maraş Caddesi'nden oraya çıktığınızda Trabzon size bir başka bakar. Ve işte orada Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptığımız bir meydan düzenlemesi. Yine cephelerin sağlıklaştırmasıyla birlikte Karadenizli kardeşim huzur içerisinde oturuyor. Trabzonlu kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye bugüne kadar 10 bin sosyal konutu Trabzon'umuza kazandırdık. Azıcık aşağı gittiğinizde havalimanına giderken çömlekçide Trabzon'un şanına yaraşmayan o sıkıntılı riskli binaların dönüşümünü biz gerçekleştirdik. Trabzon sporumuzun o şanlı başarılarının devam etmesi için Avni stadını biz yeniledik. Bir millet bahçesine çevirdik ki orada Trabzon sporumuzun hatıraları ilelebet devam etsin ve şimdi oradan baktığınızda Karadeniz'i görebiliyorsunuz Karadeniz'in güzelliğini güzel Karadenizli insanların huzur içerisinde orada yaşadığını görüyorsunuz Vakfı Kebire gidin Vakfı Kebir sahilindeki bizim yine yaptığımız Millet Bahçesinde Akçabat'ta o bir taraftan sahilde huzur içerisinde yürürken bir taraftan da orada yeşilin içinde insanlarımızın huzur içerisinde vakit geçirdiğini görürsünüz. Ve yaylamız, uzun gölümüz, uzun gölümüzü dünyaya Trabzon'a yakışır bir hale getirebilmek için orada yıllardır bir mücadele veriyoruz. Ve o mücadeleyi inşallah en güzel haliyle geleceğe taşıyacak o uzun gölümüzü de inşallah kaldığı yerden o çevre düzenlemesiyle, doğa koruma projesiyle birlikte inşallah hayata geçireceğiz. Tabii biz Trabzon'un köylerinde varız, Trabzon'un yaylalarında varız. Niye? Çünkü Trabzon her şeyin en iyisini hak ediyor. Barma Barma yaylasında öyle güzel bir proje yaptık ki oradaki doğa güzelliklerini koruyoruz. Orada milletimiz huzur içerisinde vakit geçiriyor ve istiyoruz ki Trabzonumuz Trabzon'un şanına yakışır bir şekilde daha da güzelleşsin, daha da güçlensin istiyoruz. Tanjant yolundan baktığınızda o Sultan Fatih'in şehrine o güzelliği, o ihtişamı her zaman ayakta dursun. Çünkü Trabzon bu ülkenin güvenliğidir. Trabzon bu ülkenin milli güvenliğidir ve çimentosudur, birleştirici gücüdür. Biz bu manada Trabzonlu kardeşlerimizi her zaman yanımıza gördük ve 22 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla bu hizmetlerimizi yaptık. Emin olun şu anki CHP'li İBB yönetiminin Trabzon'a veya Trabzonlulara hiçbir hizmeti yok. Çok net söylüyorum. Benim orada gitmediğim ilçesi kalmamıştır. Dokunmadığım mahallesi kalmamıştır. Niye? Çünkü Trabzon her şeyin en iyisini hak ediyor. Trabzonlu kardeşlerimiz için biz hep gece gündüz çalışan tarafta olduk. İşte bugün de aynı anlayışla sadece İstanbul diyoruz. Ve İstanbul'a 25 yıllık birikimimizle, Trabzonlu kardeşlerimizle, liyakatli ekibimizle birlikte geliyoruz. Ve burada istiyoruz ki İstanbul'un evlatları işte Trabzon'un ikiz kardeşi İstanbul'un Sultan Fatih'in şehri huzur içerisinde olsun. Güven içerisinde olsun. Tek hayalimiz bu. Ve o yüzden de diyoruz ki biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir öyle belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. Biz oflu kardeşlerimizle Akçabatlı kardeşlerimizle, Vakfı Kebirli kardeşlerimizle, Beşikdüzülü, Düzülü Orta isarlı kardeşlerimizle el ele vereceğiz. Ve İstanbul'un yeniden ihyası için, güçlenmesi için, afetlere dirençli olması için ve burada artık trafikte bir çile yaşanmaması için bu hizmetleri yapacağız. Dönüşümde Maltepe'li kardeşlerimizin bizden beklentileri var. Ve burada işte kaybını mevcut yönetmeliklerle birlikte elde edemeyen kardeşlerimize oradaki gerek bir kat imar artışıyla gerek orada yüzde yirmi beş otuz o kaybını vererek Maltepe'nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. Altı yüz elli bin konutla her sokağında alın terimiz olacak ve inşallah kadem başkanımla birlikte bu hizmetleri bir bir Maltepe'li hemşerilerimize kazandırıyor olacağız. Biz dertliyiz. Bizim derdimiz Maltepe'miz daha da güzel olsun. O yüzden aşkla, şevkle çalışıyoruz ve yorulmuyoruz. Neşet Ertaş'ın ifade ettiği gibi biz bu sevdayla İstanbul'a bakıyoruz. Bu sevdayla Maltepe'ye bakıyoruz ki Maltepe'nin çocuklarının yüzü gülsün. İşte böyle ötelenmiş, göz ardı edilmiş Maltepe Anadolu yakasının İstanbul'un parlayan yıldızı haline gelsin. Ve bunu da eminim ki Trabzonlu Karadenizli kardeşlerimizle birlikte 31 Mart'ta hep birlikte yapacağız. 31 Mart'ta öyle bir mesaj vereceğiz ki Karadeniz insanı, Trabzonlu kardeşlerimiz İstanbul'dan, İstanbul yönetiminden ne bekliyor, ne hayal ediyor, hep birlikte sandıkta göstereceğiz. Biz bunu Gittiğimiz her yerde inanın görüyoruz. İstanbul'da artık değişimin vakti gelmiştir. Her sokakta, her mahallede biz bu motivasyonla bu çalışmalarımızı yapıyoruz ve biz de bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak da bundan önce nasıl çalıştıysak, bundan önce nasıl koşturduysak aynı anlayışla hep çalışan tarafta olacağız. Şantiyede olacağız. Bizi arayanlar Öyle iftiraların arkasında bulamayacaklar. Bizi arayanlar nerede bulacak biliyor musunuz? Maltepe'de başı büyük şantiyesinin dönüşümünde bulacaklar. Bizi arayanlar Trabzonlu kardeşlerimizin geleceğini inşa ederken bulacaklar. Bizi arayanlar Maltepe'de 8 milyon metrekare büyüklüğe sahip botanik bahçesini Maltepe'ye kazanırken bulacaklar. Orada Maltepe'ye huzur gelecek. Maltepe'ye güven gelecek. Ve inşallah biz bu hizmetleri 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak yapacağız. Çalışacağız ki 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi sevinsin. Çalışacağız ki 31 Mart akşamı Aybüke öğretmenin annesi sevinsin. Çalışacağız ki tüm şehitlerimizin tüm gazilerimizin anneleri sevinsin. Bu şehir bize nasıl Sultan Fatih'in emaneti ise biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Ve hep birlikte inşallah güzel İstanbul'umuz için, kadim İstanbul'umuz için bu mücadeleyi vereceğiz. Ve ben Karadenizli Trabzonlu kardeşlerimizden bir söz istiyorum. Ve bu 49 günlük süreçte herkese gidelim, herkese dokunalım, projelerimizi anlatalım. Bizim tek derdimiz İstanbul'umuz. İstanbul'umuzun yarınları, İstanbul'umuzun güzelliği ve bu projelerimizi, hayallerimizi herkesle paylaşalım. Öyle bir kazanacağız ki 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek ve orada el ele gönül gönüle inşallah Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı Maltepe'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ve sizlerden bir söz istiyoruz. Trabzon'un yiğit mert insanlarından bir söz istiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta Maltepe'de kadem Eksi diyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her mahallesinde İstanbul'un her sokağında Tonyalı Murat Grup diyecek miyiz? Allah razı olsun. Biz de bir kardeşiniz, bir evladınız olarak her zaman sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz ve sizlerin mutluluğu için çalışacağız diyorum. Sevginiz için, coşkunuz için, heyecanınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı İstanbul'un umudu, İstanbul'un muradı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum.